Transform'un All-in-One kod adıyla P1801, 18.4 inç bir All-in-One bilgisayar. Üzerinde i3, i5, i7 işlemci seçenekleri, 2 GB ARC ekran kartı, 2 TB'a kadar disk ve 16 GB'a kadar RAM seçenekleriyle geliyor. Türkiye'de şu anda satılmakta olan model i5 işlemcili, 8 GB RAM'li, 1 TB diskli. 1399 dolar artı KDV'ye kadar pazarda bulunabiliyor. Windows 8 işletim sistemi var. Kablosuz metal klavye mouse var. Klavye mouse'un bir özelliği var. Üzerinde Android tuşları var. Bu tuşların niçin olduğunu şöyle görebiliriz. Bu cihazda aynı zamanda Android işletim sistemi var. Yani hem Windows 8 kullanıyorsunuz hem de Android 4.4.1.1 kullanabiliyorsunuz. İstediğiniz zaman Android ve Windows 8 arasında şuradaki düğmeyle geçebiliyorsunuz. Cihazın en önemli özelliği ise tablet 18.4 inç bir ekranı var. Bunu tablet olarak kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde kaldırdığınızda sizin elinizde 18.4 inç bir tablet oluyor. Şu an gördüğünüz gibi Windows 8 modunda otomatik olarak çalışıyor. Çıkarttığınızda isterseniz tek bir düğmeyle Android moduna geçebiliyorsunuz. Bu arada burada bilgisayar hala çalışmaya devam ediyor. Örneğin evde siz bilgisayarı kullanırken çocuğunuza tableti verip ya da kardeşinize Android'de oyun oynamasını sağlayabilirsiniz. İki bilgisayar gibi kullanabiliyorsunuz. İkisinde de ayrı ayrı işletim sistemi var, işlemci var. Burada i3, i5, i7 seçenekleri varken burada Nvidia'nın Tegra 3 işlemcisi kullanılıyor. 2 GB RAM ve 32 GB hafızası var ürünün. Şöyle ürünü biraz tanıtmak gerekirse 18.4 inç Full HD IPS panele sahip. 178 derece görüş açısı var. Yanlardan bile çok iyi görebilirsiniz. Önde kamerası var, arkada speakerları var. Şurada çok kolay taşımanızı sağlayan tutma aparatı var. Çıkartmak o yüzden çok kolay. Çıkartırken tutacağım diye korkmanıza gerek yok. Bu şekilde tutuyorsunuz. İsterseniz tableti tek başına masaüstüne kullanmak için burada bir dayanağı var. Şöyle biraz kaldırırsak. Burada bu şekilde kullanabiliyorsunuz. İsterseniz bunu yatırabiliyorsunuz, kaldırabiliyorsunuz, ayarlayabiliyorsunuz. Tabletin yan tarafında Android ve Windows 8 arasında geçiş tuşları var. Açma kapama tuşu, ses açma kapama tuşu, mini USB portu, kart okuyucusu, kilit yuvası var. Ve burada kulaklık takmak için bir yuva var. Bu tarafta kilit yuvası var, özür dilerim, bu tarafta da güç girişi var. Tabletten bahsettikten sonra biraz da bilgisayardan bahsedelim. Bilgisayarda dediğim gibi bu bilgisayarda i5 işlemci var. Yan taraftan baktığınızda kart okuyucu 4 adet USB 3.0, biliyorsunuz USB 2.0'dan 10 kata kadar daha hızlı. Kulaklık ve mikrofon girişi ve kilit yuvası var. Arka tarafında ise güç girişi ve HDMI çıkışı var. Örneğin biz şu an bu bilgisayarı sunum yapmak için kullanıyoruz. HDMI çıkışından projeksiyona görüntü veriyoruz. Aynı zamanda burada gigabit ethernet yuvası var. Şöyle ayarlayabiliyoruz ekranı. Şuradan gigabit ethernet yuvasını görebilirsiniz. Kablolu ağda kullanacaksınız. Kablo olarak gigabit ethernet yuvasından bağlantı sağlayabilirsiniz. İki cihazın da üzerinde wireless kartı var. Tablet bağımsız olarak wireless'a bağlanabiliyor. Ya da cihaz temel kasa wireless olarak cihaz internete bağlanabiliyor. Yan tarafta isterseniz DVD yazıcı, isterseniz Blu-ray seçenekleri var. Ve bu tarafta bir USB klavye mouse portumuz var. Bu şekilde de kullanabiliyorsunuz.